Zirai üretim açısından İç Anadolu bölgesinin önemli illerinden biri olan Eskişehir'de üreticiler arasında seracılık sık tercih ediliyor. Özellikle Tepebaşı ilçesinde yer alan seralarda üretim Mart ayında başlayıp Aralık sonuna kadar sürüyor. Kış mevsiminde gelir sağlamaya devam etmek isteyen üreticiler hayvancılık yapıyor. Üreticiler kışın boş kalan seraları küçükbaş hayvan barınağı olarak kullanıyor. Böylece küçük baş için ağıl ihtiyacı karşılanırken, topraktan toplanmayan hayvan dışkısı da sera arazisini doğal yolla gübrelemiş oluyor. Bu sayede feni gübre kullanımına ihtiyaç duymayan üretici, sebze üretiminde zirai girdiden tasarruf etmiş oluyor. Ne kadar az masrafla ne kadar sağlıklı ürün yetiştiriyor. İşte bunun birebir bariz örneğini görebiliriz. Ne kadar güzel. Bakın hem hayvanını yetiştiriyor Hayvanını barındırıyor, hem yetiştiriyor, hem hayvandan para kazanıyor, hem de hayvanın bıraktığı artıkla pislikle sebzesini yetiştirerek daha az gübre kullanıyor, daha çok kazanç sağlıyor. Yani girdi masrafları düşüyor. Seraların üretim dışı zamanda ağıl olarak kullanılması ile ilgili konuşan Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, tarımda hem masrafın azaldığını hem de verimin arttığını belirterek üreticinin iki yönden de kazançlı çıktığını söyledi. Yazın yetiştirdikleri ürünün çıkan artıklarını yedirerek hem yandan kendilerine gelir elde etmek artı bu seralarda gördüğünüz gibi kış sezonunda hayvanlar konaklıyor. Yaz sezonunda dışarı alınıyor. Buraya sebze ekiliyor yerine. Ekildiği zaman minimum kendi gübreyle üretim yapmış oluyor. Daha sağlıklı ve daha lezzetli. Hani iki taraftan üretici kazanç çıkmış oluyor. Kışın barınıyorlar. Yani bir ek barınma yerine ihtiyaç duyulmuyor. Artı hayvanın gübresi hiç toplanmıyor. Oradan da bir avantaj söz konusu. Baharda işleniyor arazi. O işlenen araziye yıllık işte salatadır, domasi ne ürün oluyorsa onları ekiyorlar. Yani gübreyi de minimum kullanarak hayvan gübresinin sayesinde bol bereketli kazançlı bir yaz yakalıyorlar yani. Serada %100'e yakın oranda doğal yetişen ürünleri tüketenlerse diğer ürünlere göre daha lezzetli olduğunu söylüyor.